29 surenin başında huruf-u mukatta dediğimiz başlangıç harfleri var. Gördüğünüz listedeki olan harfler. Bu 29 harfler ne işe yarıyor diye 1400 yıldır birçok alim tartışmış, düşünmüş, konuşmuş. Fakat bir ortak, mutabık bir karar çıkmamış. Yani bu bizim geçmiş alimlerimiz bunun ne demek olduğunu anlamamışlar. Yıl 1974 yılına geldiğinde bu harflerin bir takım ilişkileri fark edilmiş. Bunları şimdi tek tek anlatacağız. Başlangıç harfli ilk surenin ikinci surenin birinci ayetinde, yani Elif Lam Mim ile başlayan Bakara suresi birinci ayet, Kalem suresi birinci ayete kadar ikisinin arasında 5263 adet ayet var. Bu ne demek? Yani bu iki surenin arasındaki kalan ayetlerin hepsi 19'un tam katı. Yani eksik ve fazla değil. Bu iki sure arasında kalan grupta 38 adette başlangıç harfsiz sure var. Yani ikinci sureden 68. sureye kadar 29 tane başlangıç harfli sure var. 38 tane de başlangıç harfsiz sure var. Yani başlarında huruf-u mukattalar yok. Geliyoruz üçüncü şeye. Nun harfi sadece 68. surenin başında bulunuyor. 133 tane de Nun harfi var bu surede yine. Burada ilginç bir şey var. Yunus peygamberin ismi sadece bu surede Yunus olarak geçmiyor. Sahibil Hud diyor. Balığın arkadaşı olarak geçiyor. Eğer Sahibil Hud değil de bunu yine Yunus olarak niteleseydi bu surede Nun fazlalık olacaktı. Bu da ilginç bir şey. Yine Sat harfiyle başlayan 3 tane 3 surenin başında bulunuyor. 7. sure, 19. sure, 38. surelerde Sat harfi var. Bunların da toplamı 152 adet yapıyor. Bu 152 adet yapıyor 3 surede. Yalnız Ali İmran suresinde 7. surenin 69. ayetinde bir tane fazla Sad var. Bunu sistem doğruluyor. Yani geçmiş yıllarda bunlarla ilgili epey tartışma olmuş. Bu sin midir, sad mıdır diye. Sistem bunu doğruluyor. Yani oradaki sin olmak zorunda oluyor diye. Böyle bir sistemin doğrulama, teyit etme, yani onarma vazifesi de var 19'un aynı zamanda. Ben kısa kısa geçiyorum sıkmamak için. Çünkü çok fazla anlatılacak şey var. Yok, sistemi kesmeden anlatmak lazım. 36. surenin başlangıcında Y ve Sin harfleri var. Yine bu iki harfin bu suredeki toplam sayısı 285. Yine 19'un tam katı. Ayn Sin Kaf, bu da 42. surede geçiyor. Ayn Sin Kaf'ların toplamı 209. Yine 19 çarpı 11. 19. surede 5 harfli bir kombinasyon var. Bu bunların da toplamı 798 adet. Yine 19'un tam katı. Şimdi bu ne demek 19'un tam katı? Şimdi örneğin şurada aşağıdaki yere gelelim. Soruyu bitirdikten sonra, yoksa çok uzar. Zaten epey malzeme var. Şimdi Kaf harfi 40. surede ve 50. surede Kaf harfiyle başlıyor. Bu her iki surede de 57'şer adet Kaf harfi var. Şimdi eğer siz metne bir tane Kaf harfi ilave ederseniz sistem bozuluyor, 58'e çıkıyor. Sistem o zaman fazla veriyor. Bu ne demek? Örneğin kavmi Lut ifadesi Kur'an'da hep Lut kavmi için kullanılıyor. Fakat iş 50. sureye geldiğinde bu İhvan-ı Lut diye değiştiriliyor. İhvan Lut ifadesiyle değiştiriliyor. Yani Lut'un kardeşleri olarak değiştiriliyor. Ne demek bu? Yani siz kalkın bir kitap gönderin. Bu kitabın içinde her yerinde kavmi Lut diye zikredin. Fakat iş Kaf harfiyle ilgili bir sayıma geldiğinde orada İhvan Lut, yani burada aynı az önceki gibi Sahibil Hud gibi. Sahibil Hud neydi? Nun suresinin sayımları ile ilişkiliydi. Orada Yunus yerine Sahibil Hud ifadesi geçti. Burada da aynen kavmi Lut yerine
İhvan-ı Lut olarak, yani içinde kaf harfi bulunmayan bir kelimeyle bu ifade ediliyor. Neden bunlar? Çünkü içerisine bir ilave yaptığınızda, yani örneğin bir sureye bir şey karıştırmayı düşünün. Burada sistem otomatikman bir artık verecek, bir fazla verecek. Sistem bunu işaret edecek. Bunu bir sonraki sunumumuzda şey yapacağız, yani Tevbe suresinin son iki kısmı ile alakalı olan verileri vereceğiz. Bolca veri var. Biz onları inşallah bir sonraki sunumda anlatacağız. Başlangıç harfleri yalnız olarak geçtikleri sure sayısı kaç tane? Yani örneğin Bakara suresinin birinci ayeti Elif Lam Mim ile başlıyor. Ne demek bu? Elif Lam Mim diyor, ayet bitiyor. Böyle Kur'an'da 19 tane daha ayet var. Hemen surenin ilk harfi Elif Lam Ra diye, Elif Lam Mim diye, Ayn Sin Kaf diye başlıyor ve bitiyor. İkinci ayete geçiyor. Kur'an'da tam 19 tane böyle ayet var. Bu ne demek? Şimdi biz ne diyoruz? Başlangıç harfleri 19'la ilişkili bir parametredir diyoruz. Bu bununla ilişkili bir şey. Yine başlangıç harfli surelerin arasında kalan başlangıç harfsiz sure sayısı 38 adet. Yine 19'un iki katı. Başlangıç harfli surelerdeki ayet sayılarının toplamı, yani 2603 tane ayet var. Yani o Bakara suresindeki, Ali İmran suresindeki ve başlangıç harfli kaç tane sure varsa bu surelerdeki ayet sayılarını topluyorsunuz. Bunun toplamı 2603 yapıyor. Bu da 19'un yine tam katı. Bu ne demek? Bu ifadelere eğer herhangi bir şey katarsanız bu veriler tutmaz. Bunu kapatıyorum. Şimdi Besmele'yi buradan rahatlıkla görebilirsiniz, sayabilirsiniz. Besmele 19 harftir. Şimdi bildiğiniz gibi birçok insan Besmele'yi sayamıyor. Yani 19. Yani 1974 yılına kadar Besmele 19 harfti. 1974 yılından sonra din adamları nedense Besmele'nin sayısında bir türlü ulaşamadılar. 21 oldu, 20 oldu, 22 oldu, 18 oldu ama bir türlü 19 olmuyor. Bunu da buradan tablo yaparak sunuyoruz ki kolayca sayılabilsin diye. Şimdi burada da Müddessir suresi var. Müddessir suresindeki bu iki ayet, Ya eyyühel müddessir, kum fe enzir ifadesi, Ebced değil, az önce Tarık'ın ifade ettiği gibi Ebced bir sayısal sistem, her harfe bir sayı atıyorsunuz. Elif harfi 1, işte B harfi 2 gibi. Bu da 1974 sayısını veriyor. Yani ne diyor burada ayet? Ey gizlenen kalple uyar. Ne demek? Şimdi buradaki tabloya baktığımızda bunun sayısal değerinin 1974'ünü tuttuğunu görüyoruz. Yani buraya tesadüf diyebilirsiniz. Şimdi vereceğimiz birçok veriye tesadüf diyebilirsiniz. Artık o kişinin kendi seçimidir. Şimdi Kur'an'da 10. sure 20. ayette bir ifade var. Diyor ki, ona Rabbinden bir ayet, bir mucize indirilmeli değil miydi diyorlar. Cevap olarak ne diyor? De ki, diyor, gayb Allah'ındır. Bekleyin, ben de sizinle birlikte bekliyorum diyor. Yani burada bir ifade var. Diyor ki, gelecekte olan bir bilgi var. Peygamber diyor ki, ben de sizinle birlikte bekliyorum diyor. 38. sure 87-88'de bir ifade var yine. Bu tüm dünyaya bir mesajdır ve onun haberlerini bir süre sonra öğreneceksiniz diyor. Kur'an'da yine bununla alakalı ifadeler var. Az sonra geliriz tekrar oraya. 74. sure 31. ayet. Bu da çok önemli bir parametre 19 için. Burada bayağı bir tartışma var hem internette hem din adamları arasında. Biz ateşe bekçiler olarak melekleri atadık diyor. Onların sayısını da bakın, burada bir tartışma var. Tartışma şu, burada sayılan ifadelerin bekçilerle, yani ateşin bekçileriyle ilişkilendiriliyor. Şimdi buradaki sayılan beş maddeyi oradaki ateşin bekçileriyle ilişkilendirebilir miyiz diye bir bakalım. İnkar edenler için bir fitne kaynağı yaptık diyor. Bir huzursuzluk, bir fitne, bir sınama kaynağı yaptık. Şimdi o bekçinin böyle bir fonksiyonu var mı? Ben göremiyorum. Hiç siz bir inkarcı gördünüz mü?
buradaki bekçi sayısıyla böyle bir şey olsun o kişide, ben görmedim. Kendilerine kitap verilenleri ikna etsin. Buradaki bekçi sayısı bir Hristiyan'ı ikna ettiğini hiç hayatınızda duydunuz mu? Ben duymadım. İnananların inancını kuvvetlendirsin. Böyle bir inananların inancını kuvvetlendirecek bir kimse de görmedim. Kendilerine kitap verilenlerle müminlerin kuşkularını ortadan kaldırsın. Bakın buradaki bekçinin bunları yapması gerekiyor. Eğer bekçi diyorsanız bunları yapması gerekiyor. Ve güzel bir ifade var en sonunda. Diyor ki kalplerinde hastalık bulunanlar, inkarcılar Allah bu örnekle ne demek istiyor desinler. Yani buradaki örneği bir grup anlayamayacak. Biz burada hemfikiriz. Hem karşı tarafla hemfikiriz hem de bu argümanı savunan insanlarla hemfikiriz. Yani bir grup bu ayetlere muhataptır. Ya 19'u savunan grup ya da diğer grup. Aynen buradaki kalplerindeki hastalık bulunan ve inkarcı olan grupla eşdeğer düzeye geliyor. Çünkü ayet bunu ifade ediyor. Diyor ki bekçi olarak alırsanız doğru, bunları o zaman kabul etmek zorundasınız. Eğer 19 olarak alırsanız da buradaki fonksiyon icra etmek zorunda. Bunu yine ileride bir şey yapacağız. Yine böyle bir konferans yapacağız. Yani bu ayet ne demek istiyor? Bir sonraki, yani 1,5-2 saat sunacak bir sunum olacak o da. Böylece Allah dilediğini dileyeni sapıklığa sokar, dileyeni de doğru yola iletir. Rabbinin ordularını ancak kendisi bilir. Bu halklara bir mesajdır. Şimdi burada, sayıyı demeyelim, alerji duymasın insanlar. Şimdi burada halklara mesaj gibi bir şey olabilir mi buradaki bekçi sayısı? Olamaz. Yani buna bekçi diyen adamın ben aklından açıkçası şüphe ederim. Yani buradaki şey, buradaki fonksiyonu hiçbir şekilde buradaki melekler icra edemez. Ve böyle bir şeyi savunmanız da yersizdir. Çünkü 19 gibi bir sistem var, bunu savunan insanlar var. Dönüp bakarsınız nedir diye bu incelersiniz. Buradaki 5 fonksiyon çok önemli. Yani buradaki 5 fonksiyon icra etmeli bu bekçiler. Şimdi buradaki 19'la alakalı parametreleri şimdi tek tek saymaya çalışacağım. Besmele Kur'an'ın en önemli parametrelerinden biridir. Temel parametresidir. Ne demek bu? Örneğin ben size şöyle söyleyeyim. Ya bu parametrenin en ince detaylarından bir tanesi. Mesela Fatiha suresinin başındaki besmelede neden numara var? Çok kolay bir soru. Bakın Kur'an'daki 112 surenin başında yine besmele var. Hiçbirinde numara yok. Ama Fatiha suresinin başında var. Eğer o besmelede numara olmasaydı 19'daki en temel parametre olan besmele sistemi çökmüş olurdu. O kadar önemlidir. Yani Fatiha suresinin başındaki besmelenin numaralı olması çok önemli bir şey. Yani o tesadüfen orada numaralı olarak durmuyor. Tabii birçok mealde evinizde gittiğinizde test edin. Meal çevirmenlerin çoğu besmeleye numara vermiyorlar. Yani onu atlıyorlar. İlk ayetten olarak numaralıyorlar şeyi. Orada bir hata yapıyorlar. Arapça metinde besmele numaralıdır. Kur'an'da numarasız besmeleler dahil 6346 ayet vardır. Bunun yine kendisi de rakam tutarlarını topladığınızda yine 19 yapar. Ekranda gördüğünüz gibi. Besmele sadece Tevbe suresinin başında bulunmaz. Yani bakın Kur'an'da, yani ilk dikkatli bir okuyucu Kur'an'ı okunduğunda şunu düşünmesi gerekir. Yani 113 surenin başında olan bir şey neden Tevbe suresinin başında yok? Bu önemli bir soru yani. Neden? Örneğin besmele Kur'an'da 114 tane var. Çok kullanılıyor. Çok da güzel bir cümle. Acıyan, bağışlayan Allah'ın adıyla. Çok güzel. Siz kalkıp bunu Tevbe suresinin başına ekleyebilir misiniz? Ekleyemezsiniz. Allah'ın kitabına ekleme yapmış olursunuz. Besmele bile olsa. O yüzden Tevbe suresinin başında besmele bulunmaz. Bugünümüze kadar bulunmamıştır. 19 sure sonra Neme suresinde 2 tane besmele var. Herhangi bir yerde değil. 30. ayette. Besmele kaçıncı surede bu? 27. surede. Kaçıncı ayette? 30. ayette. İkisini topladığınızda 57 yapıyor. Yine 19'un 3 katı. Herhangi bir yerde değil yani. 2. ayette, 5. ayette değil. 30. ayette. Yani bu kitapta çok ilginç şeyler var. Yani burada şu an anlatamayacağım. En az yüzlerce böyle ilginç veri var.
Yani binlerce diyeceğim de ya en az yüzlerce böyle ilginç veri var. Burada hani günler alır bunları anlatmak. Kısa kısa geçiyorum. İnternetten bunları kolayca bulabilirsiniz. Yazılmış üzerine kitaplar da var. Yalnız edimin yani kitaplar ana konuyu veriyor. Yani temel verilerin tamamını vermiyor. Sadece fikir edinmek içindir. İnternette çok daha fazla veri var. Mesela son kelimesi Allah'la biten tek sure var. 82. sure. Son kelimesi Allah'la bitiyor. Kur'an'da tek sure o. Ve 19. ayette ve bu sure 19 ayet. Kur'an'da 82 adette 19 numaralı ayet var. Bu ne demek? Bakara suresinin 19. ayeti birincisi. Ali İmran suresinin 19.'su ikincisi. Kur'an'da böyle 19'la numaralanmış 82 tane ayet var. Yine bu çok ilginç bir veridir. Kur'an'ın temel mesajı olan vahid kelimesi yine Kur'an'da 19 kez geçer. Aynı zamanda ebced değeri de 19'dur. Yine vahid kelimesinin. 19 kez geçer. Yalnız burada hani bir kapı olarak bir kapı işte bir yıl gibi ifadeler var vahid olarak geçiyor yine. Bunları almıyoruz. Sadece Allah'la alakalı olan Allah'ın birliğini vurgulayan 19 tane yer var. Evet. Burada da yine ilginç bir veri var. 74. surenin birinci ayeti, bakın görselde görebilirsiniz. Kur'an'ın sonuna kadar 741 adet ayet var. Çok ilginç bir veridir. Yani bunlar 19'da hem 741 ayet olarak eşleşiyor hem de ilginç 74-1 yan yana yazıldığında aynı görseli veriyor. 19 mucizesinin keşif tarihi 1974. 19. Geçtiği yeri ve 74'ü sureyi arka arkaya yazdığınızda yine 1974 yazısını veriyor. Aynı zamanda 19 ile 74'ü çarptığınızda bulunuş tarihi olan miladi yılı da veriyor. Yani bu Kur'an'da mesela sadece güneş takvimi kullanılmaz. Mesela ibadetler için Kur'an ay takvimini önerir. Yani Kur'an'da aslında iki sistemde hem güneş takvimi hem ay takvimi kullanılır. Burada da yine ikisi kullanılıyor. Az önce Tarık bu Kur'an en önemli parametrelerden yine biri budur. 77 trilyon demiştin sanırım. Bunun olasılığı yani 77 trilyonda bir olasılık olan bir şey bu. Öyle basit bir şey değil. Az önceki hani o imkansız diye söylenen şeyler 8 milyon 10 milyondu. Bu 77 trilyonda bir. Neden 77 trilyonda bir? Çünkü yüzlerce, 115 değil, yüzlerce, 400'e yakın Allah'ın sıfatı tanımlayan, Allah'ı tanımlayan sıfat var Kur'an'da. Bu 400'e yakın sıfattan sadece 4 tanesi ebced değeri 19'un katı çıkıyor. Yani 400 taneden sadece 4 tanesinin ebced değeri 19. Diğerlerinin hiçbirisi ebced değeri 19 değil. Buradaki, yalnız bunların da herhangi bir ebced değeri değil bunlar. Ne demek? Bakın isim kelimesi kaç kez geçiyor Kur'an'da? 19. Vahid kelimesinin ebced değeri ne? 19. Allah kelimesi kaç kez geçiyor? 2698. Öteki Zülfatil Azim ne demek? Kaç ebced değeri kaç? 2698. Yani bu 400 taneden sadece 4 tanesi şey yapıyor. Ebced değeri 19 çıkıyor. Ve bu 14, yani 4 tane de herhangi bir 4 tane değil. Direkt olarak Besmele'nin Kur'an'daki geçiş adetlerini veriyor. İşte bunun olma olasılığı, yani o 400 ile yüzlerce parametre var çünkü. Olma olasılığı 77 trilyonda bir. Bu yüzden Besmele'den sonraki en önemli parametrelerden bir tanesi. Yine Besmele'yi oluşturan kelimelerin geçtiği ayet sayısı 1919 ayet. Yani Besmele isim, Allah, Rahman, Rahim kelimesi 1919 ayette geçiyor. O da çok 1919 diye yazılımı çok güzel. Aynı zamanda Allah kelimesinin sayısı da böyle. Yani Kur'an'da ikinci surenin ikinci ayeti olsa gerek. Üçüncü ayeti, yedinci ayetinde Allah kelimeleri geçiyor. Bunları yan yana yazdığınızda, hani 2'yi yazıyorsunuz, 7'yi yazıyorsunuz, 11'i yazıyorsunuz, Allah kelimelerinin geçtiği ayet numaralarını yazıyorsunuz, toplayarak gidiyorsunuz.
118.123 çıkıyor. Bu da yine 19'un tam katı. Yani herhangi bir Allah kelimesinin yerini oynattığınızda bu sistem bozulur. Yani her bir Allah kelimesi olduğu yer doğrudur bu veriye göre. Sekar kelimesiyle alakalı biliyorsunuz, her cehennem olarak anlaşılmış bu kelime. Bununla alakalı da bir veri var burada. Sekar kelimesinin geçtiği ayet numaralarını topladığımızda 95 yapıyor. 19'un 5 katı. Sekar kelimesinin ebced değerini topladığımızda da 1900 yapıyor. Bu iki veriyi, yani bunu aklımızda tutalım. Sekar kelimesinin ebced değeriyle sure numarasını topladığımızda da 1974'ü veriyor. Bunlara gelişigüzel diyebilirsiniz. Yani şimdi herhangi bir veri keyfi gelebilir. Yalnız bu veriler bütün içerisinde çok büyük anlam ifade ediyor. Kur'an'da 72. surenin 28. ayeti, hemen ikinci şık bakabilirsiniz. Her şeyin sayıldığını söyleyen tek yer. Allah her şeyi adet olarak saymıştır diyor. Yine bu ayetin numaralarını topladığımızda 19'u veriyor. Bu da ilginç bir veri. Her şeyin sayıldığını söyleyen bir ifade. Kur'an'da az önce göstermişti Tarık, ben de bulabilirsem. Kur'an'da 30 tane şey var, rakam var. Bu rakamların toplamı 19'un katı. Aynı zamanda 8 tane de kesirli sayı var. Bu 8 tane kesirli sayı da topladığınızda ikisi 19'un yine 2 katı çıkıyor. Bir de çok önemli bir veri var yine. Kur'an'da sadece Allah ifadesi, Allahu vahdehu diye geçer. Sadece Allah ifadesi. Çok önemli bir ifade, 5 ayette geçer. Bu ayetlerin sure ve ayet numaralarını topladığınızda 361 yapıyor. Yani 19 çarpı 19. Yani herhangi bir şey değil. Özellikle sanki oraya konulmuş, çünkü 19'u biz şöyle olarak tanımlıyoruz. 19 bir put değildir, tapılacak bir şey değildir. 19 bir insanın inancını kuvvetlendirecek bir şeydir. Yani sizi sadece Allah'a yöneltecek bir şeydir. Eğer siz 19 anlayıp sadece Allah'a yönelmiyorsanız, siz 19'u anlamamışsınız veya 19 size gereken şeyi vermemiş demektir. Yani 19'un temel vermek istediği şey sadece Allah, sadece kitap. Kitaba yönelin, tevhiddir. Ve bu bununla ilişkili bir parametredir. Sadece Allah kelimesi. Müddessir suresinin ekranda da göreceğiniz gibi bu temel mesajları içeriyor. Tam ve mükemmel diyor. Evrensel bir bildiri diyor. İnkarcılar için bir cezadır diyor. Kitap halkını ikna eder diyor. İnananların inancını güçlendirir diyor. Kitap halkının ve inananların kuşkularını yok eder. Onu anlamakta dirilen ikiyüzlüleri ifşa eder. Günümüzde olduğu gibi, birçok din adamı ifşa ettiği gibi, din adamını. İnsanlığa bir mesajdır. Ben günümüzde 19'la iman etmiş birçok yabancının olduğunu şahsen biliyorum. Birçok yabancı, Hristiyan olsun, Yahudi olsun, hatta din adamları 19 vesilesiyle Kur'an'a iman etmiş bir sürü insan var Avrupa'da. Putperestlik ve inkar karanlığını dağıtan bir ışıktır. Bunları hepsini ayetlerden esinlenerek not ettik. Büyüklerden biridir. İlerleyenleri ve geride kalanları birbirinden ayırır. Ona karşı çıkanları hiçbir kimsenin şefaati kurtaramaz. İkiyüzlüler ve inkarcılar ondan zebralar gibi kaçar. Dileyen de ondan öğüt alır. Kısaca burada benim bahsetmeye çalıştığım şey, kısaca burada sistemden bahsetmeye çalıştım. Yalnız 19 bundan çok daha fazlasıdır. Burada hani günlerce sürecek bir şey hem sıkıcı olur hem de izleyenler açısından pek keyifli olmaz. Hem de kafa dağıtır. Herkes bunu internetten çok kolay alabileceği, satın alabileceği kitaplar var ve bununla alakalı alıp detaylı araştırmalar yapabilir. Evet, bunu işledik. Burada Hamim'le alakalı bir tablomuz var. Buna Tarık değinecek. Ben mikrofonu Tarık'a veriyorum. Buyur abi. Burada tabloda
görülen en üstteki tabloda huruf-u mukattalı sureler arasında en çok sayıda sure içeren grup, 7 sure içeren Hamim grubunu görüyorsunuz. 40'tan 46 numaralı surelere kadar var. Yanındaki cam göbeği rengindeki hağlarda, ha sütununda ilgili satırdaki surenin kaç tane ha harfi içerdiğini, yanındaki mor sütunda da kaç tane mim harfi içerdiğini gösteriyor. Mesela ilk satıra bakalım. 64 tane ha, 300 tane de mim içeriyormuş. 380 tane de mim içeriyormuş. Onun yanındaki satırda bunların rakamlarını tek tek yazıyoruz. 6, 4, 3, 8, 0 diye. Yani bu şekilde 7 tane surede de ha ve mim sayıları var. Bu ha ve mim sayılarını normal sayı olarak topladığımızda 2147 tane çıkıyor. Bunlar 19'un katı. Bu hamim grubuna has bir özellik değil. Huruf-u mukattalarda klasik olarak baktığımız bir özellik ve 19'un katı. Fakat orada geçen bütün rakamları topladığımız zaman elde ettiğimiz sayı 113. Bu 113 sayısı 2147'nin 19'a bölündüğünde geriye kalan çarpanı. Bu diğer gruplarda olmayan ilgi çekici bir özellik. Aynı şekilde bu 7 sureden oluşan hamim grubuna baktığımız zaman hamim grubu içinde o surelerden bir tanesinin Şura suresinin hamimden sonra Ayn, Sin, Kaf diye bir başka mukatta daha önünde ekli olduğunu görüyoruz. Yani içlerinden biraz daha farklı özelliğe sahip. İşte Ayn, Sin, Kaf'tan önce gelen 3 tane ve sonra gelen 4 tane diye ikiye ayırdığımızda yukarıdaki tablodaki özelliğin bu iki alt tabloda da korunduğunu görüyoruz. Yani hem 40, 41, 42. surelerden oluşan alt tabloda toplam ha ve mim sayıları 19'un katı, hem de oradaki bütün sayıların rakamları toplamı o 19'un kaç katı olduğu sayıyı, yani tabloda görülen 59'u veriyor. Benzer şekilde aşağıdaki geri kalan 4 sureden oluşan tabloda. Tarık'a teşekkür ederiz. Şimdi burada da ilginç bir ifade var, onu paylaşmak istedim. Baştan 19. Allah kelimesi 2. surenin 55. ayetinde. 19. Allah kelimesi. Bu ayette neden bahsediyor? Bir zamanlar ey Musa, Allah'ı fiziksel olarak görmedikçe inanmayız demiştiniz. Bakınıp dururken sizi yıldırım çarpmıştı. Buradaki adamlar ne istiyorlar? Fiziksel bir delil istiyorlar. Fiziksel olarak Allah'ı görmek istiyorlar. Biz de 19'u fiziksel bir kanıt olarak niteliyoruz. Yani 19 her zaman bakabileceğiniz, inceleyebileceğiniz. Ben şahsen yani 19'u her an incelediğimde kendi imanımın arttığını gözlemleyebiliyorum. Yani Allah'a olan güvenim ve sevgim artıyor 19'u incelediğimde. Yani 19'un böyle bir etkisi var. Yani bunu herkes incelediğinde görebilir. Son olarak şu da ilginç bir veri. Kur'an'da emene, inandık kökünün tüm türevleri 811 kez geçiyor. Kefere, inkar etti, nankör oldu kelimesinin de türevleri 697 kez geçiyor. Ve bu ikisini birbirinden çıktığımızda 114 kalıyor. Çok ilginç. Yani Kur'an'daki sure numarasını veriyor. Yani insan inkar ederse kitabı inkar etmiş. Burada bir hani burada bir ilişki kurmak bana göre de şey gelmiyor. Yani tuhaf gelmiyor. Şimdi imanla inkar arasında bir şey var. Ne oluyor? Buradaki Kur'an'ın sure sayısı bana bu rastlantı olarak gelmiyor açıkçası. Kitapta yani Kur'an'da bu tür çok ifade var. Yani kelimeler arasında ilişkiler var, sureler arasında ilişkiler var. Surelerin numaraları arasında ilişkiler var. Yani bunu okuyucular artık zamanla artık bunu keşfederler, bakarlar, incelerler. Yani Kur'an gerçekten aciz bırakan bir kitap, hikmetler dolu bir kitap. Böyle birçok yönü olan bir kitap. O yüzden yani ben şunu diyorum, yani insanlar biraz bu hadislere, tarihe vesaire şeylere kafa yoracağına
Yani 19'u inceleyebilirler. Kur'an'daki bu hikmetlerle dolu olan yönleri inceleyebilirler. Kur'an'ın bizzat kendisini, mesajını inceleyebilirler. Hani diğer şeylerle vakit kaybedeceklerini. Son olarak 19'u dinleyenler veya Kur'an'ı dinleyenler, inceleyenler neden iman etmiyor? Kur'an'da 6. surenin 25. ayetinde, 26. ayetinde onlardan bir kısmı seni dinler diyor. İnsanların bir kısmı dinliyor sizi. Fakat kalplerin üzerlerini anlamalarına engel olacak örtüler, kulaklarına da ağırlıklar koyarız diyor Kur'an. Ne demek bu? Yani birisi kalkıp sizi dinlediği zaman sizi anlamayabilir. Çünkü bir insanın algısını kapatacak veya açacak olan kişi Allah'ın bizzat kendisidir. İlk önce mesajı anlayacak kaliteye kişinin ulaşması gerekir. Yani ahlaklı ve erdemli bir insan olması gerekir. Yani saldırgan, namussuz vesaire o kötü vasıfları insanların taşımaması gerekir. O yüzden ne 19 ne Kur'an kişilikleri bozuk insanları muhatap almaz. Eğer yani Kur'an'ın 2. surenin 2. ayetini hatırlıyorum. Ne diyor? Bu takva sahipleri için yol göstericidir diyor. Hem 19 hem Kur'an'ın kendisi sadece takva sahiplerine yol gösterir. O yüzden kişi eğer Kur'an'ı veya Allah'a kul olmayı hedefliyorsa kesinlikle Bakara suresinin 2. ayetinin 2. surenin 2. ayetini kılavuz almalıdır. O yüzden eğer bunu almazsa ne olur? Kalplerin üzerine bir engel, kulaklarına da ağırlık koyulabilir. Her mucizeyi görseler de ona inanmazlar. Yani 19'u gördü, tanık olacak diye bir şey yok. Kur'an'ı gördü, okudu, iman edecek diye bir şey yok. Böyle bir şey yok. Bundan ötürü sana geldiklerinde seninle tartışırlar. Ve inkarcılar ne derler? Bu ancak bir efsanedir. Az önce mesela ben 1996'lı yıllarda bu sistemi incelediğimde orada yani Edip'i incelediğim gibi bunun karşı tarafında olan insanları da inceledim yani. Çünkü karşıt fikri de incelemek zorundasınız. Hikmet Zeyveli'nin, Mahmut Topbaş'ın, Sadrettin Yüksel'in yazmış olduğu bir kitap vardı. Dördüncü kişi de hatırlamıyorum. Ali Bulaş'tı sanırım. Tam hatırlamıyorum. Bu adamların kitaplarında kapak ismi neydi? 19 Efsanesi. Çok ilginç. Bu adamlar 19'u eleştirmek istiyorlar ve buna söyledikleri şey, taktıkları isme bakın. 19 Efsanesi. Kur'an da bundan bahsediyor zaten. Onlar diyor geçmişlerin efsanesi, Esaratü'l Evvelin derler. Geçmişlerin efsanesi derler. Kendileri uzaklaştıkları gibi başkalarını da ondan men ediyorlar. Aynen o adamlara bu gider. Çünkü kendileri zaten uzaklaşıyor bu adamların. Kendileri uzaklaştıkları gibi yetmiyor. Yazdıkları kitaplarla da bugün ben 19'a şimdi isim vermeyeceğim. Vereyim hadi. Mustafa İslamoğlu. Ben bu adamın 19 anladığını falan sanmıyorum. 19'la alakalı bir eleştiri yapmıştır. Bu eleştiriyi ben buradan da internetten inşallah kendisine gider bu mesaj. Bu eleştiri bana göre kopyadır. Kendi yazımı değildir. İslamoğlu'nun kendisi 19'u anlamış falan değildir. Aynen bunu söylüyorum, iddia da ediyorum. 19 Hikmet Zeyveli'nin kitabından aşırmadır, onun eleştirisi. Dolayısıyla bu din adamlarının 19'u eleştirmesinin bir kısmı da kopyadır. Orijinal değildir, anladıkları için değildir. Ben, yani 19'u eleştirilen adamların arasında bir tek Halis Aydemir'i tutarlı buldum. Yani en kaliteli eleştiriyi o adam yaptı. Yani biz de buradan hakkını teslim ediyoruz. Ona da gereken cevapları veriyoruz. Ama yani eleştirinin de bir ahlakı olmalı. Yani benim söyleyeceklerim şimdilik bu kadar. Yine tekrarlıyorum. Biz sistemin sadece küçük bir kısmını anlattık. Burada saatlerce sizi tutmak için, tutmamak için sadece ipuçları olmak amaçlı. Sistemle alakalı araştırma ve inceleme yapmak isteyenler daha sonra bizden fikir alabilirler. Biz kendilerine veririz. Ben teşekkür ediyorum hepinize.